Next team, please. Beşiktaş. Beşiktaş, Beşiktaş. Sakatlık olmadığı sürece Beşiktaş ligi zaten rahat götürür. Bizim hedefimiz bu sene Avrupa. İnşallah bakalım güzel yerlere geleceğiz bu senede. Geçen sene şampiyon olan kadro bu sene haydi haydi şampiyon olur diyorum. En kötü ikinci olacağız. O da en kötü. Ya birincilik Allah izin verirse birinci olacağız ama en kötü ikinci olacak. Hiç gülme boşu olacak. Yani taraftardan arkasını alarak evimizde aldığımız puanlarla gruptan çıkacağımızı yani en kötü şekilde Avrupa'ya düşeceğimizi düşünüyorum. Canı gönülden oynuyorlar. Bize imzalar zaten kağıtları değil, kalplere atılır. Aynen o şekilde. Şu anda ligin en üst düzey takımı Beşiktaş. Bu sene gruplardan çıkarız. Ama bazı Galatasaraylı arkadaşlarım işte kolay gruba falan düştünüz diyor da fasafiso. Bu sene şampiyon Beşiktaş. Vallahi grubumuz çok zor yani. Hepsi şampiyon takımlar. Birisi Hollanda şampiyonu, birisi Portekiz şampiyonu. Bugün Dortmund'da zaten Dortmund'un kalitesini biliyorsunuz. Haaland var. Haaland çok büyük sıkıntı ama ben Beşiktaş'a güveniyorum. Bu sene Beşiktaş çok iyi. Çok güzel transferler yaptık. Batshuayi iyi. Ondan sonra Alex Teixeira. Teixeira bugün yok ama takım kuvvetli. Geçen sene de şampiyonluk zaten. Takım birbirine alıştı. Gezdal'ı da aldık. Rozier'i de aldık. Ben takıma güveniyorum. Bugün Allah'a şükür en azından yenilmeyeceğiz ama ben kazanacağız diyorum. Yani 6. ben en kötü bu gruptan 2. ya da 3. olarak çıkacağımızı düşünüyorum. Yani son maç yine Ajax deplasman olması lazım. O maçta biz UEFA'ya garantilemiş oluruz büyük ihtimal. Ligde de zaten ben güveniyorum. Beşiktaş ligde daha gol bile yemedik yani. Avrupa'da zaten tek gol yemeyen takım biziz. Ben 5 yaşında zaten lig alıp çok rahat götüreceğini düşünüyorum. Sakatlık olmadığı sürece. Çünkü sakatlık. Beşiktaş'ın en büyük sıkıntı sakatlık. Tam iyi gidiyor bak. Vida yok bugün. Alex Teixeira yok. Enkudu yok. 3 tane oyuncumuz yok. Büyük sıkıntı yani. Ama sakatlık olmadığı sürece Beşiktaş ligi zaten rahat götürür. Bizim hedefimiz bu sene Avrupa. İnşallah bakalım güzel yerlere geleceğiz bu senede. Gruptan daha mağlup da çıktık zaten. Ülkede gruptan daha mağlup çıkan tek Türk takımı. En fazla puan toplayan Türk takımı. Deplasmanda 3 maçta kazanan tek Türk takımı. Daha zaten Beşiktaş'tan iyisini yapan yok. İnşallah bu sene daha iyi. Daha ileri yerlere gideceğiz. Güzel yerlere geleceğiz. Yani geçen seneki kadroya göre bu seneki kadromuz daha da iyi. Geçen sene şampiyon olan kadro bu sene haydi haydi şampiyon olur diyorum. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gruptakilerin hepsi denk takımlar. Yani bir Dortmund maçı var zon. İnşallah bugün Dortmund'u da yenerek ilk galibiyetimizi alırız. Gruplarına çıkacağımızı ümit ediyorum. Yani biz gruptan çıkmış oluruz. Gruptan çıktıktan sonra şanslı bir kura çekebilirsek inşallah finale doğru gideriz. Yani beklentimiz o yönde çünkü Sergen Hoca'ya çok güveniyoruz. Takıma güveniyoruz. Çok iyi transferler yaptık. Yani geçen seneki takım uyumunu yakalayabilirsek bu sene fırsat kaçmaz. Hatta belki de bir tarih yazabiliriz inşallah. En kötü ikinci olacağız. O da en kötü. Ya birincilik Allah izin verirse birinci olacağız ama en kötü ikinci olacak. Hiç gülme boşu olacak. En son şampiyonayla namı çıktığımızda deplasmanda 3 maçta 9 puan aldık. Şimdi evimizde 9 puan alırsak gül oyuna çıkarız bu grubu. Lider de çıkarız, rahatça çıkarız. Ben hani en kötü evinde 7 puanını alacak diye diyorum. Hani en kötü 7 puanı alır. Deplasmanda bir galip getirdiğinde aylarlı grup liderinde çıkıyor 10 puanla. İçeride Ajax ve Dortmund'a puan kaybedeceğimizi tahmin ve ihtimal vermiyorum ya. İçerideki Ajax ve Dortmund'a Ajax'la Lisbon'a puan vermeyiz de Dortmund'a Allah korusun hiç düşünmeyiz. Belki 2 puan veririz. Belki o da. Haaland gibi bir oyuncu da var. Onlar durdurursa puan alırlar. Ya bugün Beşiktaş'tayız. Çünkü ülkemizin puan ihtiyacı var. Herkes bugün Beşiktaş olmalı. Yani artık lig şampiyonu bile direkt şampiyonluğa bile katılamıyor. Yani kendi evinde Ajax'ı ve Lisbon'u yenerler. Eksi Ajax'ı yok zaten. Ama Dortmund, Haaland. Yani Haaland faktörü var. Durdurulursa bir puan alırlar. Ama gruptan çıkma ihtimali var diyorsunuz. Var, yüksek. Yüksek. Çünkü çok güzel kadro kurdular. Hocalar da çok iyi. Taraftarları zaten anlatmaya gerekiyor. Ya ben bugün en kötü beraberlikle çıkacağını ümit ediyorum yani. İnşallah hocam ne diyorum. Yani puan ihtiyacım var zaten. İkinci veya üçüncü olarak. İkinci olarak ya Şampiyonlar Ligi'ne devam edecek. Ya da üçüncü olup UEFA'ya gideceğini düşünüyorum. Ben biraz gerçekçi yaklaşıyorum. Tabii ki gönlümüz bugün kazanmasından yana. Umarım da kazanır. Sergen Hoca başarılı bir teknik direktör. Umarım son kaç yıldır başında takımımızın? İkinci senesi. İkinci senesi. İlk senesi çifte kupa zaten. 1,5 oldu.
bir buçuk oldu. Umarım devam ettirir. Yani bu başarısını devam ettirir diye ümit ediyoruz. Bir Adana Demirsporlu olarak destekleyeceğiz. Sene Şampiyonlar Ligi'nde yani yeni transferlerle bu kadroyla bir de taraftar da yarı kapasitede olsa yani taraftardan arkasına alarak evimizde aldığımız puanlarla gruptan çıkacağımızı yani en kötü şekilde Avrupa'ya düşeceğimizi düşünüyorum. Yani nam alıp çıktığımız sezonda da o zaman kimse öyle bir şey beklemiyordu. Şampiyon olduğumuz zaman da geçen sene son haftalara kadar kimse şampiyon olmamızı beklemiyordu. Bir şekilde olduk yani taraftar olmasa da bu sene taraftarın da desteğiyle kadromuzu tutup üstüne güçlendirdik. Gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. Biz seviniyoruz, biz her türlü seviniyoruz. Takımımız çaba gösterdikçe sonuncu da olsak, birinci de olsak biz her türlü seviniyoruz ya. Biz hani takımı destekliyoruz. Forma terledikten sonra bize fark etmiyor zaten. Biz her türlü seviniyoruz. Biz yani Mardin'den buraya kadar takımımıza geldik. Yani Türkiye'nin bir ucundan buraya kadar geldik sırf bir maç için. Takım da yani futbolcular da bizim için artık oynayacak 90 dakika o kadar. Ben şahsen Beşiktaş'ın kadrosunu çok beğeniyorum. Yani bu sene de yeni transferlerle inşallah gruptan çıkacaklarını düşünüyorum. İkinci olarak çıkarlar bence Dortmund'un arkasında. Aynen öyle. Birinci veriyorsunuz. Yani o kaçınılmaz biraz ama bence ikinci olarak çıkar Beşiktaş. İnşallah dua edeceğiz. Galatasaraylı olarak inşallah Rabbim de görür dualarımızı. Beşiktaş çıkar ya. Şu sene Beşiktaş çok iyi oyuncular vardı. Forvet'te mesela Alex Teixeira aldı. Batshuayi aldı. Güçlü bir takım şimdi Beşiktaş ama grubu da zor bir grup. Hep ama umarım çıkabilir gruptan. Ama şey ben geçen hafta Fenerbahçe maçına Sivasspor'a gittim. Çok iyi maçtı Fenerbahçe ve Sivasspor maçı. Ama zannediyorum en önemli şey şu Şampiyonlar Ligi Türkiye. Evet. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş fark etmiyor. Türkiye önemli bir puan, evet. Türkiye puan gelsin yeter diyor. Evet. Türkiye çıksın gruptan. Mesela Beşiktaş olsun, Galatasaray olsun, Fenerbahçe olsun fark evet. etmez. Ülke puanı çok önemli bu tabii, konuda. Evet. Canı gönülden oynuyorlar. Bize imzalar zaten kağıtları değil, kalplere atılır. Aynen o şekilde. Yani bu ruh savaşın neticesinde bunlar amatör futbolcu değil, profesyonel futbolcu. Yeter ki istesinler. Biz istedik. Almanya'dan, Adana'dan, her taraflardan İnsanlar geliyor maçlara zaten 150 kapasite. %100 olsa, %1000 de olsa yine dolduracağız. Biz istedik, onlar da istiyor. Yani artık hakem federasyon bu Türkiye'deki gibi değil, Avrupa hakemleri. Ya neticesinde hak edip kazanacağımıza inanıyoruz canı gönülden. Ya biz şöyle bir şey var hocamızın dediği gibi yani neticesinde biz futbol zevk. Yani biz bu futboldan zevk almamız lazım. Yani futbolcuların oyunları gruptan çıkarız çıkamayız. Neticesinde yani şu an Şampiyonlar Ligi'ni alanlar bile bazen gruplarda çıkamıyorlar, eleniyorlar. Biz zevkini yaşayacağız. Türkiye açısından da puanlar toplayacağız. Yani neticesinde biz takımımızı her türlü destekleyeceğiz. Her türlü arkasındayız ki Dinamo Kiev maçında da bunları gösterdik. Her zaman Beşiktaş'tayız. Yalçın bugün yine büyük Beşiktaşlılığını gösterecek inşallah. Maçı alacağız. Beşiktaş'a evet. Alalım da 1-0 olsun, bizim olsun. Bu futboluyla olur. Şu anda ligin en üst düzey takımı Beşiktaş. Oyuncularıyla beraber Beşiktaş. Alırız inşallah. Yani bu sene Pjanic, Gezal gibi önemli isimler var. O yüzden Borussia Dortmund'un şansı yok abi bu sene. Bu sene gruplardan çıkarız. Ama bazı Galatasaraylı arkadaşlarım işte kolay gruba falan düştünüz diyor da Fasafiso. Bu sene şampiyon Beşiktaş. Şampiyonlar Ligi'nde de anca çeyrek finale çıkarız abi. Daha da bir şey olmaz. Çünkü diğer takımlar çok önemli transferler yaptı. Ya Beşiktaş şampiyon olur mu? Bence olur. Geçen sene çünkü kötü bir kadro kalitesine sahipken yine şampiyon olmayı becerdiler. Bu sene de şampiyon olur gibime geliyor. Yeni transferlerle çok güçlendiler çünkü. Ama ben Fenerbahçeliyim. Umarım biz oluruz diye düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ne gelirsek de Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir grup aslında bakarsan. Ama diğer gruplara göre bence nazaran biraz daha iyi. Yani bir Türk olarak ben Beşiktaş'ın iyi yerlere gelmesini istiyorum. Bugün de zaten o yüzden Beşiktaş'tı. Değişiyor her sene futbol olsun, altyapılar olsun, oyuncuların ruh psikolojisi olsun. Şimdi bütün dünyanın olduğu gibi futbolcuların da psikolojisi etkili pandemiden dolayı. Yani ortak hedef güzel bir futbol olmasını diliyorum aslında. Ben de İzmir'den geldim. Aslında Beşiktaş tarafını tutmuyoruz, sadece satış için geldim. Ama tabii sonuçta destekliyoruz Beşiktaş'ı. Umarım yener, iyi bir maç olur. 2017-2018'de gruptan da mağlup çıkmıştık. Takımımız çok iyiydi. Bu sene de ümitliyiz Sergen hocamızla birlikte.
İnşallah yine Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Onların halatı varsa bizim de yeni gelmiş olan Batshuayi'miz var. Ya.